Şimdi arkadaşlar burada 95-40 doğal olarak 135 olduğu için buraya da 45 derece kaldı. En büyük kenar 95'in karşısı A büyük açı büyük kenarı görür çünkü. Sonra B sonra C. Mutlak değerde pozitif ise olduğu gibi çıkar. A eksi B yine C B'den küçük olduğu için B eksi C diye çıkar. Ama önünde bir de eksi var C eksi B olur. A da C'den büyük olduğu için olduğu gibi çıkar. Haliyle B'ler Giden bir şey var mı? Bakayım. C'ler gitti bir tek. Burada 2A eksi 2B kaldı. Aşağıda da 2 var. A eksi B oldu. C şıkkıymış cevap. Bu da arkadaşlar ilk 3 şıkkın gayet kolay anlaşılacağını düşünüyorum. O yüzden onlara değinmedim. Burada D mi E mi şıkkı problem olabilir. Hatta DC büyüktür BD dediği için sakın hemen şunu atlamayın. Yani 75 ve 36'dan dolayı 75'in karşısı BD'den büyük değil. Orada ayrı ayrı karşılaştırma yapmak gerekiyor ama şu AC ve AB'ye bakarsanız AC 24 dereceyi görüyor. Burada AB 45 dereceyi görüyor. O zaman burada tam tersi olmalıydı. E şıkkı olacak. Sınavda direkt böyle tartışmasız doğru olduğunu bildiğiniz bir şık varsa bu D şıkkı gibi biraz böyle kafa karıştırıcı cevabı hemen geçebilirsiniz. Arkadaşlar burada bir kere gördüğünüz gibi D noktası içeride bir nokta 10 ve 7 verilmiş. 5 ve 4 verilmiş. Bir kere baktığınız zaman aslında şuradan bir kalem alayım. Bakın şimdi x normalde 9 ile 1 arasında deriz. Ama büyük üçgenden bakarsak x 17 ile 3 arasında. O zaman ne yaparız? Burada tabii sınırı daraltmak için 3 alacağız. Burada sınırı daraltmak için arkadaşlar 9 alacağız. Çünkü kesişim kümesini alırız biz eşitsizliklerde. Bu yüzden 3 ile 9 arasında 5 tane sayı var aşıkkı arkadaşlar. Şimdi ikizkenar kenar bir üçgen bakın B, e, C aynı zamanda şu D noktası orta nokta verilmiş. Tabii ki gönül ister ki bu DE'yi paralel bir şekilde olsun ve 90 olsun. Önce bu olabilir mi acaba diye deniyorum. Gerçekten paralel olduğu zaman burası orta nokta olacak. Aa burası da orta noktaydı zaten. Gerçekten her şartta sağlanıyor. Muhteşem üçlüyü de unutmayalım. 12-16-20 üçgeninden 6-6 bölünecek buralar. Haliyle burası 6 olacak. Orta tabandan 8 olması için 2 kalacak. Önce denedim acaba olabilir mi dedim. Olduğunu görünce evet inandık ve B şıkkı oldu 2. Arkadaşlar burada eşkenar üçgen olduğu için ve doğrusal olduğu için önce bir 15 15 15'leri yerleştirelim. Zaten 60 olduğu için buraya bakın 120 kalacak. Aslında bütün mevzu bu. Bundan sonra da tabii ki burada yapacağımız iş kosinüs teoremi. Yani orada döndürdükten sonra müthiş bir şey olmuyor. Kafanızı karıştıracak bir şey yok. Olay bu. Aynı görseldek gibi. Şimdi cos teoremi yapacağım çünkü sayılar güzel değil. 15'in karesi 225 artı 9'un karesi 81 eksi 2 çarpı 15 çarpı 9 çarpı kosinüs 120 eksi 1 bölü 2. Bunlar gitti. 15 çarpı 9 150 135 yapar. 225 artı 81 artı 135 eşittir a üssü e'nin karesi. Buradan da arkadaşlar ben size uğraştırmayayım 21'in karesi oluyor. a üssü E'de 21 yapıyor arkadaşlar. D şıkkı. Burada arkadaşlar aslında uzunluk sorularında çok muhteşem üçlü yapmam ben ama açı işin içine girdiği için bir şöyle bir muhteşem üçlü deneyelim bakın. Şimdi ikizkenar üçgen olacak burası alfa olacak bak 2 alfa Kendiliğinden gördüğünüz gibi AC ile şuraya da bir harf vereyim F diyelim. AC ile AF eşit olmuş oldu. Şimdi artık burası 10, burası 10, burası 10 hatta burası da 10 gördüğünüz gibi. Ne yapacağım? İkizkenar bir üçgende taban varsa tabana dik indiririm. Burası taban 12 olduğu için 6 6 bölünecek. Yani buraya 4 birim kalır. Şimdi ne zamanı? Öklit zamanı. Öklit için kendisine yakın parça buraya h diyelim. BH 16. Tabanın tamamı arkadaşlar burada 24. Eşittir. X kare oldu. Şimdi 16, 24 ee, burada Aa, pardon 16, 24 nereden çıktı? 16 çarpı 20 arkadaşlar. Çünkü tabanın tamamı şuradaki BD değil mi? Evet 20 orası. 16 çarpı 20 x kare olduğuna göre 16 çarpı 4 çarpı 5 x kare. Bunun kare kökü 8, 5 çıkmayacak. 8 kök 5 olacak. A şıkkı. Şimdi burada bir kere muhteşem üçlüyü göreceğiz. Bakın AD, e, D, ve DC eşit. Işte. O zaman kendiliğinden bir eşkenar üçgen çıktı. 60 derece oldu burası. Burası 30 derece yaptı. Burası 30 derece. Şimdi 6 kök 3 olduğu için 6 6 oldu arkadaşlar. Başka ne söyleyeceğiz? Büyük üçgende 30'un karşısı bakın 90'ın karşısı 6 kök olduğu için ha, zaten x'i istiyormuş. O da yarısı 3 kök 3 olacak. Cevabımız D şıkkı. Arkadaşlar şöyle bir tabana dikindirirsem dikten dikiner öklit yaparız birazdan. Bir de şöyle bir haş dersem orta noktadan indirdiğim için EH orta tabandır 1-1 olur. Ve öklit yapalım 6 çarpı 1 6 yani EH kök 6 orta tabandan dolayı de 2 kök 6 olur B şıkkı türlü kesirle uğraşacağız gibi duruyor. Neyse başlayalım bir yerden. 60 derece var. 30 derece var. Burası yine 30-60-90 üçgeni. 30'un karşısına A diyeyim. 90'ın karşısı 2A. Burası da 2A. Böylece bir kenar arkadaşlar 4A olduğu için 3A kalır. 30'un karşısına da 3A bölü 2 kalır. 3A bölü 2 artı 15 ve 4A üçgenin kenarları. Böylece 15 eşittir çıkarırsak 4 gerek 8 5a ee, bölü 2 olur arkadaşlar. Buradan da sadeleştirdiğimiz zaman a 6 yaptı. Bize 3a bölü 2 lazım. Demek ki o da 9'muş. E şıkkı. AB, AC'ye eşitlenmiş. 17 verilmiş. BC'ye de 30 verilmiş. Şimdi tabana bir dik indireyim tamam mı? Burası arkadaşlar 15 santim. Burası da 15 santim. İkiz kenar bir üçgen olduğu için bakın. Bu 17 verilmişti zaten. 8 yapar. Şimdi Şöyle ikizkenar bir üçgende tabana dikindirdiniz yetmedi diyelim tamam mı? O zaman ne yaparım ben? Şöyle açı veririm. Alfa alfa derim. Biraz da dik üçgenler olunca yapıyorum bunu. Beta. Bak şimdi ters açıdan F de beta oldu. Kendiliğinden ikizkenar üçgen geldi. AFD tabana dik indiriyorum. Tabana dik indirince şöyle bir PAET dikdörtgen oldu. 8 olduğu için PF'ye 7 kalır. İkiz kenar olduğu için taban ikiye bölünür. O da 7 toplamda 14 C şıkkı. Burada bir kere hangi konu olursa olsun arkadaşlar bir açı ortay böyle tabana dik iniyorsa ben orada ikiz kenar üçgene tamamlarım. Şöyle burada tabi e, yetmeyecek gibi görünüyor. Şöyle yapayım. Aslında ikiz kenar üçgeni yukarı doğru tamamladım tamam mı? Haliyle arkadaşlar şöyle birbirine eşit oldular. Bu bir. Paralellik verilmiş. Niye vermiş E haşı burada A paralel? H orta nokta olduğu için aslında E de orta nokta olur. Neden? Paralellikte karşılıklı oranlar aynıdır da o yüzden. Dolayısıyla arkadaşlar burada artık 3 ise şu devam eden taban da tabii ki neye eşit olacak? 6 orta tabanı olduğu için. Ve arkadaşlar 13 ikizkenar üçgen gelmişti. X de 13 oldu B şıkkı.